Bir gün dükkanımı beklerim. İsterdim. Pazara Nazlı'yla gittin şimdi. Ona gitmiyorsun ya, kıskandı. Sen biraz susacaksın Rüveyir'im. Anneme saygımdan susuyorum diye ondan kuvvet alıp böyle hadsiz konuşmayacaksın. Sen benim büyüğüm müsün? Asıl sen haddini bil. Evin erkeği. Bugüne kadar bu evin bütün erkekleri, bu evin bütün kadınlarına böyle davranmadı mı? Sana diyorum, kiracıyla bir halt mı yedin? Siz beni ne sanıyorsunuz? Aman. Sen Köroğulları'nın gelinisin. Kim olduğumuzu, kimin gelini olduğunu unutmayacaksın. Bir an bile unutamıyorum. Bütün hayatım, bu halini geçen her dakika. Sokağa çıktığımda bütün yüzler, bütün Kapadokya bana bunu hatırlatıyor. Sen Köroğulları'nın gelinisin. Sen onların gelinisin. Kulsun, köpeksin, kumasın. Kıydığın nikah bu evden cenazen çıkana kadar geçerli. Ne diye yolladı seni? Sizin ve kardeşlerinin Ramazan'ını kutluyor. Ona eksik olsun diye. Bayrama yetişemeyeceğim dedi. Bayramdan sonra gelecek. Muğla'dan bir arzuları var mı diye soruyor. Yok. Ne ondan gelecek bir şeye, ne buraya kadar zahmet etmesine lüzum yok. Bunu böyle söylersin. Parçalar tek tek yerine oturuyor. Seninle artık bir yolunu bulup kedi fareyi oynamanın zamanı geldi Atça Arif. Sonra Razi Hanım, sıra size de gelecek. Kiracı, pazardaymış bugün. Hafize'ye sorular sormuş. Ne sormuş? Benim ne vakitler İstanbul'a gidip geldiğimi. Bilhassa mı? Öylesine sordu diyor ama bana öyle gelmedi. Dikkat et yarın. Gözün aydın anne. Ne? Yaren hamileymiş. Efendim? Cem, benim Emin. Hayırdır Emin Başkomiserim? Bugünkü baskında kimi yakaladık biliyor musun? Kimi? Arif Demir. Ne? Peki nerede şu an? Öldü Cem. Baskın sırasında çatışma çıktı. Teslim ol çağrısında ona ateş edeceğimizi sandı. Kendini vurdu. Arif Demir, neşesiz misiniz? Kocanızı kaybettim. Başınız sağ olsun. Ay, Arif, hayır. Hayır yiğidim. Aslında ben seni İstanbul'lara bunun için mi gönderdim? Ay. Neredesin yiğidim? Çocukların da burada, ben de buradayım. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin.
Ne var? Anne benim. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Bu nasıl hamile kalır? Böyle bir şey düne kadar mümkün değildi. Vallahi hiç yalan söylüyor gibi bir hali de yok. Aşağıda halini bir görsen, kurum kurum kuruluyor. Süzüre süzüre böyle kendi kendine gülmeler falan. Doktoruyla bir konu. Öyle yapacağım. Bu Zeynel gitmesin diye bir oyun olabilir. Nazlı ne olacak peki? Gidecek mi, kalacak mı? Dursun bir gün daha. Hastaneye gideyim geleyim. Yakup nerede? Dışarıda. Nazlı ile Zeynel'i götürmek için bekliyordu. Git çantanı odana koy istersen. Madem torun gelecek gitmene lüzum yok. Öyle de böyle de burada kalmak istemiyorum artık. Annemin nesi var anlamadım. Hamileyim deyince gözü korktu. Nutku tutuldu. Odasına kaçtı. Ne olacak? Hemen rahatlama sakın Yaren. Şimdi nasıl ultimatomlar verecek çok merak ediyorum. Bu sefer de Nazlı'yı boşa Yaren'e mi resmi nikah kıydıracak? Eh ne de olsa elin günün diline düşmek istemez. İnşallah. Biz gidiyor muyuz Raziye anne yoksa bu durumda kalıyor muyuz? Şimdi bir gitmem lazım. Döndüğümde konuşacağız. Hanede bekleyin. Nereye gidiyor? Gelince ona sorarsın. Arif'in karısı arıyor evden. Sanırım evi de arayıp sormadı. Ondan arıyor. Sahi nerede bu adam? Allah Allah. Arif'in telefonu kapalı. Allah Allah. Kendi hattından aramadın değil mi? Hayır. Arama. Yine Hafize. Kocasını arayıp bulamayınca bizden sormak yeni adeti oldu. Hastaneye gidiyoruz Yakup. Müşteri çıkana kadar arabada oturacağım. Araba koltuğu daha rahat. Eyvallah. Çayını arabaya al o zaman. Alırım abi. Evladım bir bakar mısın? Efendim teyze. Kumaşçılar çarşısına gidecektim. Bekir abi bir bakıver. Şu öndeki araca binin. Buyurun. Sağ ol çocuğum. İyi günler. İyi günler. Zülal gitti mi? Şehir dışında duruşması varmış. Olmasa da çıkar giderdi. Raziye'nin yeni fermanını duymak istemezdi. İyice bir emin olalım da ona göre. Neden? Yaren'in bebek bekleyip beklemediğinden tabii. Şüphesi mi var? Niye olmasın? Yalan mı söyleyeceğiz? Niye olmasın? İçiniz öyle bir zehirli ki herkesi kendiniz gibi zannediyorsunuz. Tamam yavrum Yaren, sakin ol. Sinir, üzüntü bebek için senin için iyi değildir.
Sen inanıyorsun yani Meryem Hanım. Rüveyda! Kes artık! Yeter! Bugünden itibaren ne sen, ne annem, Yaren'i üzecek tek bir kelime bile etmeyeceksiniz. Yaren! Yalan mı söyleyecekmişim? Doktora gitti annen kesin. Soracak doğru mu söyledim yalan mı diye. Ne biçim bir annen, bir ablan var Zeynel? Bu değil miydi istedikleri? Torun, 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 soy, soy, soy. Alsınlar işte torun, işte soy. Sayelerinde bir çocuğum olacak diye bile sevinemiyorum. Zaten bu evde ne zaman bir şey sevinecek olsam hep kursağımda bırakıyorlar. Şşş. Tamam, sakin ol. Yavaş yavaş her şey yoluna girmeye başlıyor. Biraz sabret. Bu defa da girmesin. Alır çocuğu giderim Zeynel. Sen de ya benle gelirsin ya da bu evde süt oğlanı gibi kalırsın. Raziye anne sevinmedi. Madem hep torun bekliyordu, niye sevinmedi? Yaren'in çocuk yapacağına inanmadığı içindir. İnandığı gün sevinecek mi? Oğlan olursa sevinecek. Ya kız olursa? Oğlanı senden bekleyecek. Abime gidiyorum ben. Zeynel gelmiyor mu? Yalnız gideceğim. Zeynel Raziye sayesinde iyice şaşkına döndü. Böyle değildi bu çocuk. Eskiden karısıyla anası arasında bir orta yol bulurdu. Askerden döndü döneli yolunu yordamını kaybetti. Bir acizleşti. İçine kapandı. Üzülüyorum. Eskiden Cemal abim sağdı. Başımızda erkek gibi erkek vardı. Her şeye yetiyordu. Şimdi Zeynel evin tek erkeği ama. Ama neye yetmesini bekliyorsunuz ki? Ne diyorsun sen? Raziye anne ne bilmiyorum ama onun oğlu olmasından başka şeyler de bekliyor. Ne gibi? Bilmiyorum ama Zeynel'in üzerinde başka baskılar var. Hissediyorum. Yahu ne diye acele çağırdın? Meraktan öldürdün bizi. Kusura bakmayın. Alışverişinizi böldüm. Ama acil bir işim var. Dükkanı birine emanet etmem lazım. Zeliha durur. Hı hı. Nereye gideceksen ben de seninle geleyim. Yalnız giderim. Sağ ol Salih. Hayır. Ben de geliyorum. Zeliha, biz dönene kadar sen burada durursun değil mi? Dururum da biri gelir bir şey almak isterse ne yapayım? Her şeyin fiyatı üzerinde yazıyor. Çok sağ ol. Söyle şimdi, nereye niye gidiyoruz? Arif Demir ölmüş. Ne? İstanbul'da. Narkotik baskınında. Sen nereden öğrendin peki? Emin Başkomiser'den. Peki ne ilgisi varmış bu işlerle? Neymiş bağlantısı? Teslim ol çağrısında vurulacağını sanıp kendini vurmuş. Konuşturamamışlar. Şimdi polisler ailesinin peşine düşecek. Onlardan bir şey öğrenmeye çalışacaklar ama ben karısının, çoluğunun, çocuğunun bir şey bilmediğinden adım gibi eminim. Bundan iyice emin olmaya mı gidiyoruz? Gitme anne. Nereye gidiyorsun? Babam nerede anne? Polis ne dedi? Burada bekleyin. Bir yere gitmek yok, tamam mı? Döneceğim ben. Sen bu iş yerin arkasında hala Raziye Hanım'ın ailesi mi var sanıyorsun? Bu parçalar birleşince hep ortaya ona giden bir yol çıkıyor. Ya kadın başına bu taraklarda nasıl bezi olur? Belki kocasının oğlu Cemal'in vardı. Bu ailenin gücü nereden geliyor?
Bu Raziye Hanım kendini neden böyle hem dağlar gibi güçlü hem de an be an herkese karşı tetikte hissediyor? Sakın bana Anadolu kadını, onlar böyledir deme. Ben Anadolu kadınının sıcak kokusuyla pislik kokusunu iyi ayırırım. Ama suçu kanıtlanana kadar herkes masumdur. Ya gidip soramıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Hayır. Bir defa daha hata yapmak istemiyorum. Bundan öncekinin bedelini ağır ödedim. Sen bu ölen Cemal'i tanıyor muydun? İlk ve son defa vurulduğu gün gördüm. Dışarıdan bir şey istiyor musun? Yok bir ihtiyacım, sağ ol. Nereye gidiyorsun? Buradaki arkadaşlarımla buluşacağım. Kerim'i de alacağım. Ona ablalık yapıyorsun. Sağ ol Dilara'cığım. Güle güle. Görüşürüz. Canım. Hadi. Ben gelmeyeceğim. Hayır, beraber gideceğiz. İstemiyorum. Niye o? Utanıyorum ya. Canım. Biri utanacaksa bırak baban utansın. Gelir melir annemi almaya kalkar. Ben burada olayım. Annen koca kadın, gitmek istemiyorsa kim zorla götürecek? Gel hadi. Seni evin içinde gördükçe daha çok üzülüyor. Açılırsın. Hadi. Git saçına başına bir şekil ver. Kızlar seni beğensin. Kapıda bekliyorum. Biz çıkıyoruz anne. Biraz geç çıksaydınız olmaz mıydı? Şu olsun bir kaba koyayım. Nazlı ablana biraz götür diyecektim. Ablama mı, Raziye Hanımlara mı? Ablana. O her Ramazan'da bu tatlıyı isterdi. Onun için yapıyorum. Arkadaşlarım bekliyor. Çıkmam lazım anne. Sonra çağırırsın, burada yer. Kızların halini görüyorsun. Yavaş yavaş pişman oluyorsun, değil mi? Bazen anneler de hata yapar yavrum. Ne işin var kapımızda? Ablanı almaya geldim. Annem seni görmek istemiyor artık. Ya oğlum bari sen yapma. Sen yap yap, başkaları yapmasın. Ablam seni görmek istemiyor dedi ya. Sen de herkesin avukatısın ha. Çağır gelsin. Çağırmıyorum. Ezel! 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 Ne var? Ne istiyorsun? Hadi. Seni eve götürmeye geldim. Benim evim artık burası. Eskiden olduğu gibi. Senin yurdun benim yanım. Ben senin kocanım. Ya anne bir şey desene. Puh! Ben kızımı sokakta bulmadım Veysel. Daha da fazlasını söylerdim ya. Dua et, evladım var. Ama yaptıklarını daha önceden bilseydim. Zevk sefa uğruna oğlunun bizim rızkımızı yediğini bilseydim. Dükkanı boşaltacaksın. Bu ailenin ekmek kapısını alemlerde yediği emanet etmedim ben sana. Hele ki bir diret. Hele ki bir diret. Kapına polis yollarım. Yolla be anne. Anne olduğuna daha yeni mi uyanıyorsun? Yuvam dağılmayacak. Başınıza bela olurum, bela. Oğlumu da karımı da geri alacağım. Görürsün bak. Baba, git buradan. Lan! Aklınızı başınıza toplayın. Vallahi beni Razi Hanım'la konuşturtmayın. Gelinim Yaren hamile mi? Evet, 2 aylık hamile. Emin misiniz? Evet, test sonuçlarımız onu gösteriyor.
Teşekkür ederim. Abim nerede? Abin arabada. Abi? Abicim, ne arıyorsun burada? Sana bir şey diyeceğim abi. Arabaya bineyim, iner misin? De bakayım. Fena bir şey mi oldu yoksa? Dayı oluyorsun abi. Kim? Ne? İçim dışıma çıkıyordu ya. Kardeşim benim. Gördün mü? Sana Allah'tan umut kesilmez. Bazen olmazlar olur demedim mi hep? Dayım olacağım şimdi kız. Sen de mi anne olacaksın? Kurban olurum kardeşim benim. Merhaba çocuklar. Evdekiler yok mu? Annem arabayla gitti. Babama ne oldu biliyor musun amca? Hayır. Kolay para uğruna Arif gibi adamlar canı pazarda yaşıyor. Bu çocuklar da öksüz yetim kalıyorlar. Var burada. Arif dönmüş olamaz. İyiydi. İyiydim gitti. Haberler kötü anne. Arif ölmüş. Hafize. Ne diye gönderdin aslanımı İstanbullara hanım? Gitti. Ocağım direksiz kaldı. Ne yapacağım? Nerelere gideceğim? Nasıl olmuş?
Polisler haber getirmiş. Baskında öldü demişler. Siz onu İstanbul'a at satsın diye göndermemiş miydiniz? Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب والحمد لله رب العالمين الفاتحة Başınız sağ olsun. Sağ ol. Birkaç dakikanızı alabilirim Raziye. Buyurun. Senin de. Asker arkadaşınmış galiba. Bütün genç ölümler kötü. İyi misin Nazlı? Gelinimize fazla yaklaşma kiracı. Ne de olsa evli barklı kadın. Annem ailemize laf gelir, yanlış anlaşılır diye yasakladı. Öyle mi? Bir selama kimse bir şey diyemez. Sen iyi misin? İyi. Karım hamile biliyor musun Cem Bey? Tebrik ederim. Teşekkür ederiz. İnşallah bir oğlan doğurur da. Ne istiyorlar anne? Başınız sağ olsun Razi. İşlerini yapıyorlar. Bir sürü soru işte. Neden İstanbul'a yolladınız, o bu. Atlarımız olduğunu, onlarla ilgili işlerimiz olduğunu biliyorlar. Arif'in bu uyuşturucu işleriyle ne ilgisi var? Onu öğrenmeye çalışıyorlar. Doğrusu ben de bilmek isterim. Gide gele orada böyle bir ekmek kapısı bulmuş demek ki. Yazık. Kendini de ocağını da yaktı.
Siz Arif'i askerden nasıl bilirdiniz kiracığım? Komisere eski tanış olduğunuzu söyledim. Zannedersem bir ara ziyaretinize gelecekler. Size de bazı sorular olacak. Olur. Sorsunlar. Tamam kızım. Tamam. Kim olur kızım? Hazır mısınız? Hepsi bu kadar bitti. Yakup, şunları al kamyonete götür. Baş üstüne hanım. Hadi oğlum, sen de abiye yardım et. Yolun açık olsun Hafize. Amin. Uzak değilsin. Ne vakit bir şeye ihtiyacın olursa bizleri ara. Eksik olmayın. Siz ne yapacaksınız? Burayla kim ilgilenecek? Yakup köye haber bıraktı. Kalabalık bir aile bulacak. Bir kısmını buraya koyacağız. Eli iyi iş gören bir iki hanım bulursak da bizim eve mutfağa alacağız. Allah yardımcınız olsun. Hepimizin. Hadi kızım, hadi. Hadi. Aklın nerede? Hiç. Belli hiç. Biri görse aşık sanır. Belki de öyleyimdir. Aşık olmuşumdur. Kaç yaşına geldim, gönlümün hesabını verecek değilim herhalde. Madem hayırlı bir şey, bize niye söylemeyesin? Söylesem birilerinin hoşuna gitmeyebilir. Yakup bir şey diyecek herhalde. Ben çıkıyorum. Başka bir isteğiniz var mı? Yok, gidebilirsin. Hafize cenazeden sonra çiftliği boşalttı. Yakup şimdi gidecek, köye haber bırakacak. Oraya yeni bir aile bulacağız. Hem atların başına insan lazım, hem de birilerinin Nazlı'yla sana yardım etmesi lazım. Anlamadım. Yaren hamile anne. Onu bu halde bırakıp Nazlı'yla çiftliğe mi yerleşeceğim? Bir gün Yaren'i gelir görür, bir gün orada kalırsın. Yaren'in vereceği torunun sağlıklı mı, erkek evlat mı olduğunu anlayana kadar bu böyle. Eğer Zeynel buradan giderse ben de giderim. Karnımda torununuz var. Artık Zeynel'in resmi nikahlısı da değilim. Oğlum olursa istersem sizin soyadınızı vermem. Bak sen! Kimden aldın bu aklı, bu cesareti? Zaman değişti, haberin yok mu? İstediğin kadar itiraz et, ilim Zeynel'in babalığını kanıtlar. İşi yokuşa sürersen evladın bizim hanede, sen kapının dışında kalırsın.
Sen de gözlerini kiracıdan alacaksın, Zeynil'e vereceksin Nazlı. Bana bir torun müjdesi vermeden haneye geri dönemezsin. O çiftlikte ücrada kalırsın. Unutmayasın. Bu evin gelini ancak mezara giderken bu evden çıkar. Veyahut başımıza namus belası getirirse ölüsünü uğurlarız. Şunu gece gece yapmak zorunda mısın? Affedersin. Rahatsız olduğunu fark edemedim. Asıl sen affedersin. Bağırmak istemedim. Neler oluyor oğlum sana? Azem öldü anne. Ah. Emine öldü. Emin başkomiser öldü. Pisi pisine hem de. Birileri gözlerinin yaşına bakmadan hepsini katletti. O birilerinin peşinde koşarken mesleğimi kaybettim. Bir anda bir hiç. Hiç kimsesiz bir Cem gibi ortada kala kaldım. Seni üzmek istemediğim için bir şey söylemedim ama... Çok yalnızım anne. Çok. Meryem Hanım, benim Gülbahar. Çok mu geç aradım? Yok, estağfurullah Gülbahar Hanım. Buyurun. Kızımla konuşabilir miyim? Tabii, kapatmayın. Şimdi haber vereceğim. Teşekkür ederim. Ne demek? Nazlı? Kızım, telefona bakar mısın? Annen arıyor. Efendim. İyi misin Nazlı? Bu saatte bunu sormak için mi aradın? Ezel, Dilara, Kerim burada. Biri kocasını, biri okulu bıraktı. Ben nerede hata yaptım? Ablam orada mı? Başka kadınlara gidiyormuş Veysel. Ne zamandır içinde tutmuş tutmuş. Burada iki gündür. Oğlan da geldi. Alacağım Veysel'den dükkanı. Dönmek istemiyorsa
Ezel'i de yollamayacağım. Bu Ramazan hiç gelmedin Nazlı. Elimi öpmedin. Senin için tatlı yaptım. Eğer istersen. Teşekkür ederim anne. Belki daha sonra gelirim. Nazlı. Senin de daha fazla gözyaşın düşsün istemem. Soframızda ekmek olsun. Kimseye muhtaç olmayalım diye. Ana aklımla bir şeyler yapayım dedim. Galiba elime yüzüme bulaştırdım. O sofrada evlatlarım olmayacaksa parası ekmeği batsın. Yüzün nasıl gülecekse öyle yaşa. Ya da Allah beni kahretsin. Anneciğim, gözlerinden öpüyorum. Niye daha evvel söylemedin? Korktum. Gencecik evlatlarımın öldüğüne mi üzüleyim? Senin bu meslekten kurtulduğuna bir defa daha mı sevineyim? Ya İstanbul'da kalsaydık? Sen de o patlayan arabada olsaydın? Ya sen de? Buradayım. Tamam. Geçti. Bak. Burada mesleğimi geri alacağım. Şehit arkadaşlarımın intikamını alacağım diye bir şeylerin peşindeysen gözünü seveyim oğlum. Yapma. Benim senden başka canım yok. Evlen. Çoluk çocuk yap. Bir sürü insan evlenip çoluk çocuğa karışmak, anası babasıyla mutlu yaşamak istiyor. Biz olmasak kim onlara huzurlu bir hayat sağlayacak? Herkes senin gibi düşünse kim kötülüğü kovalayacak? Ateş düştüğü yeri yakıyor oğlum. Vatan aşkı kutsal. İyi bir ülke yaratmaya çalışmak insanın nasıl kalbini çarptırıyor bilmiyor muyum? Ben gençliğimde sokaklarda, meydanlarda bağırmadım mı? Benim de bastığım topraklarda kötülük yeşerdikçe içim yanıyor. Ama bu dünyaya bir evlat getirdim. Sana yalan diyemem. Kapı komşumdan evvel senin gülmen için yaşıyorum. Bir gün bir karın, bir evladın olacak. Beni daha iyi anlayacaksın. Çok mu kızıyorsun? Bir süt oğlanın karısı olduğun için pişman mısın? Benden ne koca olur? Ne baba değil mi? Ben ne Cemal, ne de Kemal abim gibi olamadım. Olsam belki seni daha mutlu ederdim. Benim seninle ilgili hiçbir pişmanlığım yok. Ama annen hepimizin hayatını mahvediyor.
Sen daha uyumadın mı? Şimdi yatmaya gidiyordum. Allah rahatlık versin. Gecenin bu vakti sokakta yalnız ne yapıyorsun? Gel, bin arabaya, biri görecek. Nereye gidiyorsun? Annenlere mi? Zeliha'lara mı? O zaman nereye gidiyorsun? Bence sen de o evde kalmamalısın. Bildiğin bir uçurum var. Her şeyi çözer mi? Senin bildiğin uçurumun yerini bilmem. Ama kabul edersen... sana güvenilir bir bahçe vaat edebilirim. Önce bana huzurlu bir bahçe vaat eden birine gideceğim. Sonra beni eğer bulurlarsa bulsunlar. Başıma geleceklerden pişman olmayacağım. Geceler Rüveyda. Sana da. Ne yapıyorsun sen? Ben bu gece çok içtim Rüveyda. Seni köylü bul diye gönderdik şekerim. İç diye değil. İşimi yaptım. Sonra da içtim. Ben... oldum olası seni seviyorum. Haddim değil ama seviyorum. Çekil odana git lütfen ya. Sinirlerimi bozuyorsun. Sen bugün mezarlıkta kiracıya bakıyordun. Bana nasıl bakmanı istiyorsam ona da öyle bakıyordun. Ya sana mı soracağım kime nasıl bakacağımı ben ya?
Bugüne kadar resmini seviyordum adamda. Gönlünde kimse yoktu. Biliyordum. Yetiniyordum. Ama bilesin, gözümden başkası geçerse gözüm döner. Seni de, kiracıyı da vurur. Eşkıya mısın sen be? Pis sarhoş! Çekil git odana. Bak annemi kaldıracağım. Seni kapının önüne koyarız, tamam mı? Buradan sürerim seni, duyuyor musun? Bir daha benimle bu şekilde konuşmayacaksın, tamam mı? Benim canımı yakma. Canımda sen de varsın. Sen de yanarsın. Sağ ol Hasan abi. Aklım sende kalacak. Kalmasın, beni merak etme. Sen bu adama güveniyor musun? Kimseye güvenmediğim kadar güveniyorum. Olur da bir şey sıkışırsan ara. Dikkat et. Bir daha bana çok yalnızım deme. Bakarak evlerinin yolunu bulurlarmış. Buraya gelmeden önce uzun uzun yıldızlara baktım. Yine de yolu bulamadım. Bir tek bildiğim benim evim olduğum yer değildi. Hoş geldin Nazlı. Başını derde sokmak istemiyorum. Çok kalmayacağım. Buraya gelmek için başına dert açmayı göze aldıysan, bu artık ikimizin derdi.
Utanmalı mıyım? Niçin? İlk defa korkak olduğum için. Neden korkuyorsun? Beni at çiftliğine göndereceklerdi. Seni bir daha görememekten korktum. Salonda yer yaptım kızı. Ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler Mevlüt teyze. Hoş geldin. Meyve getirdim. Bütün gün öyle aç açına oturulmaz. Aç bakayım ağzını. Anne ben çocuk muyum? Ne kadar büyüseniz de benim için hala çocuksunuz. Senin bana git yuvanı kurtar diyeceğini sanıyordum. Ara bulmaya çalışacağını düşünüyordum. Affedilecek şey var, affedilmeyecek şey var. Bana Veysel'i seviyorum, sineye çekerim, unuturum deseydin sana tek laf etmezdim. Yine sen bilirsin tabii, kocandır. Anne ben boşanmak istiyorum. İşte böyle. Benden ölümüne o evin gelini olmamı... Oğluna bir erkek evlat vermemi istiyor. Bu nasıl bir şey? Nasıl bir mantık? Madem Yaren bebek bekliyor... Yaren bebek bekliyor. Ama henüz erkek olup olmadığını bilmiyoruz. Neymiş bu soy derdi? Diyelim ki erkek doğurdu. Benden bir erkek, Yaren'den bir erkek daha isteyecek. Bugün gördüm ki bunun sonu yok. O eve gelinlikle girip kefenle çıkmaktan başka yol yok. E dağ başı mı burası? Polise gidebilirsin. Şikayet edebilirsin. Boşanabilirsin. Yani bir sürü şey yapabilirsin Nazlı. Raziye Hanım'ın geliniysen yapamazsın. Denersin. Ama eninde sonunda döneceğin yer yine onun evi olur. Nedir bu kabullenmişlik? O zaman niye çıktın oradan? Neden buraya geldin? Bugün seninle mezarlıkta konuşmayı çok istedim. Çok ama çok istedim. Seni tanımıyorum. Aslında kimsin, nesin, yolun neden buraya düştü bilmiyorum. Ama seni düşününce... Kalbim kılavuzluk ediyor. Doğru yer senin yanılmış gibi buraya düşüyor. Sen bugüne kadar karşıma çıkan en güzel, en yalansız, en zamansız olansın. Zamansız. Zamansız. Ben evlenmedim. Evlendirildim. Sadece bunu kastetmedim. Beklemeyi bilirim Nazlı. Çünkü benim kalbim de bana kılavuzluk ediyor. Aklıma, kalbime,
Yoluma hep seni düşürüyor. Seni çok iyi tanımıyorum ama sanki hep beklediğin, bildiğin biriymişim. Hikayenin tam da en olması gereken yerinde içine girmişim gibi hissediyorum. Buraya başka bir şey için geldim. Ama gelme sebebim aslında seni bulmamın nedeniymiş gibi geliyor. Şimdi geri dönmemek için her şeyi deneyecek, göze alacak cesaretim var. Ne adaklar adadı, sevdalılar yoluna. Ne adaklar adadı, sevdalılar yoluna. Yüreği yanar insanın, doğmaz güneş gecesi. Salih, saat kaç? 7. Çıkıyorsun. Ne var? Kahvaltı hazırlamadım sana. Bir uyanamadım. Uyu sen gülüm, uyu. Ben fırından poğaça alırım. Nasıl uyuyakaldım? Nasıl saati duymadım? Doktor dedi ya, ilk 3 ay böyle hep uyuyacakmışsın. Uykun gelecekmiş. Olsun varsın. Benim şikayetim yok. Dikkat et, çok yorulma değil mi? Ağır kaldırma. Canım bir şey çekerse ara, gelirken getireyim. Kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Hayırdır, bu ne? Gelin çıkarken yanıma aldıklarım. Geri getirdim. İnsanın başı sıkıştığında dönebileceği bir baba evi olması ne güzel. Mesaiye gidiyorsun herhalde. Evet. İyi görevler. Sağ ol Nazlı. Thank you.
Cem. Cem. Nazlı nerede? Gitmiş. Nereye? Annesine galiba. Hadi ben korkmuyorum. Sen evden kaçmış kıza nasıl evini yatağını açıyorsun? Eskiler tanrı misafiri derler. Hem dün gece ikinizin gözlerinde de gördüm. O kız sanki bir gün bizim evin gelini olacak. Ben çayı koyuyorum. Her şeyi Meryem'le Yaren hazırlamış. Niye kalkmıyorsun? Gece sinirimden uyku tutmadı. Yakup bu evden gitsin. Bunu daha evvel konuştuk. Gece sarhoş geldi köyden anne ya. Terasta beni kıstırdı. Kiracıyı miracıyı düşünme gider vururum dedi. Öyle mi dedi? Eğer sen kiracıyı düşünüyorsan benden de desturun yok bilesin. Ailenin bütün gelinleri aşağı sınıftan. Fakat ben kiracıyı beğenince mesele oluyor. Kapat bu konuyu, bir daha açmayacaksın. Günaydın. Günaydın. Günaydın Meryem anne. Günaydın. Günaydın. Yakup çalışacak olan köylüleri almaya gitti. Gelsinler, kahvaltıdan sonra Nazlı, sen, köylüler çiftliğe geçersiniz. Biriniz çıkıp bakın, kahvaltıya en son gelinin geldiği nerede görülmüş? Nazlı yok anne. Evde yok. Hanımım, arabalarında bekliyorlar. İçeri alayım mı? Bırak onları, beklesinler. Ya dün gecenin bir saati Nazlı'yı annesi aradı. Ezel kocasını mı bırakmış ne eve dönmüş? Nazlı'ya da ağlıya sızlıya işte bundan sonra yaşamak istediğin gibi yaşa falan dedi. Hazırlanıp iniyorum. Beni Gülbahar'lara götüreceksin. Ezel! Dilara! Saklan, saklan. Hadi. Aşağı. Yatın. Hadi kahvaltı hazır. Hiçbiriniz mi duymuyorsunuz beni? Aa, çocuklar? Hayırdır? Nazlım! Bayramın kutlu olsun anne. Bir şey içer misiniz? Almayalım. Ne zaman döner Raziye Hanım? Bilemiyorum. Siz biraz daha bekleyin. İyi.
Zeynel, sen istersen al Zehra Hanım'la kocasını çiftliğe götür. Olur Meryem anne. Bakalım annem kabul edecek mi? Eli yüzü düzgün, belli ki çalışkan insanlar. Yakup seçmiş getirmiş, itiraz mı edecek? Beklesinler içeride, sen karar verme. O çiftlik ne kadar Raziye'ninse o kadar benim. Ben alıyorum onları işe. Zehra Hanım'la Ahmet Efendi çiftliğe gidecek. Kardeşiyle kızı da mutfakta çalışacak. Neyse, söylerim onları çiftliğe Zülal götürür. Zeynel karısıyla kalsın. Şunu versene canım. Bunlar mı bizim bahçemizde? Ay çok güzel bahçeden değil mi bunlar anne? Ya, al bebeği. Ah. Oh, çok güzel vallahi. Afiyet olsun. Ben reçel istemiyorum anne. Aa, bakın ben yaptım aşk oğlum. Eksik kalanı zamanla geri vereceğiz. Nazlı! Ya şimdi bu kapıdan benimle çık gel, ya da seni de aileni de pişman ederim. Geri dönmeyeceğim. Sen bana Cemal'in emanetisin. Bildiğini okuyamazsın. Cemal'e gelinliğimi yaptım. Zeynel'e yapamam. Nazlı, kiracının da canı yanar. Efendim. Kiracınızla ilgili bir şeyler bulduk Raziye Hanım. İstanbul Narkotik Şubesi'nde komisermiş. Kısa bir süre önce görevinden alınmış. Nedenini öğrenemedik. Hemen arkasından da buraya taşınmış. Ha, Cem kardeş, bir misafirim var. Merhaba. Beni bekliyorsunuz sanırım. Evet. Buyurun. Görevden ayrılmış bir meslektaşım için oldukça sakin bir hayat seçmişsiniz Cem Bey. Demek Emin Başkomiser'le konuştunuz ha? Evet, İstanbul'dan aradılar. Hoş geldiniz ve geçmiş olsun. Böyle bir durum olmasaydı bilinmemesini tercih ederdim. Size yalan söylemek istemedim. Arif'le asker arkadaşı falan değildim. Sadece kendisiyle ilgili bazı şüphelerim vardı. Ve ona bu şekilde yaklaşmak kullanabileceğim en akla yatkın yoldu. Buraya gelme nedeninizi sadece benim bileceğimden emin olabilirsiniz. Peki bir şeyler öğrenebildiniz mi? Hayır. Arif Demir'in malı nereden aldığı, kimlerle bağlantılı olduğu ve bu işleri ne zamandır yaptığı anlayacağınız hepsi muamma. Buyurun komiserim.
İstanbul'da da durum öyleymiş. Öyle. Yakaladıkları alıcılar asıl satıcının kim olduğunu bilmediklerini söylemişler. Sadece aracılar bulunabilmiş. Büyük bir şebeke zannediyorum. Ya da köklü bir aile sistemi. Sinsi sinsi hala devam ediyor. Belki o kadar uzakta değil ama dikkat çekmeyecek kadar yakınımızda. Peki Razi Hanım'ın ailesini iyi tanır mısınız? Bu asla mümkün değil. O aile doğru, buranın en köklü ailelerinden biridir. Ama haklarında tek bir aile ferdi hariç hiçbir karanlık dosya yok. Razi Hanım'ın eşi bundan yıllar önce çok trajik bir şekilde öldü. Nasıl? Ben bilmiyorum. Cemal Köroğlu'nun ikizi Kemal babasını bir aile kavgası sırasında vurmuştu. Ne? Yani ölen Cemal'in ikizi mi vardı?